Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Güzel günler sizlerle birlikte olsun. Mutluluklar sizlerle birlikte olsun. Bugünkü videomuzda bana sorulan bir soru var. Bu soru hakkında açıklama gereği duydum. Sorumuzu soruyoruz tekrardan. LPG'nin uzun vadede zararları nelerdir demiş bir seyircimiz, izleyicimiz. Bunu açıklayacağız. Bildiğiniz gibi benzine, mazota ve LPG'ye de zam yapılıyor haliyle. Birçok zam yapılıyor ve bu zamlardan muzdarip olan insanlarımız var. Fakat araçları LPG'li, aynı zamanda araçlarının LPG'den mütevellit doğabilecek zararların uzun vadede neler olduğunu öğrenmek istiyorlar. Ben de sizlere bu konu hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar, LPG'nin tabii ki uzun vadede zararları bulunmakta. Özellikle benzinle çalışıp daha sonra LPG'ye geçen araçlarda pek olmasa da işte karbüratörlü veya tek nokta enjeksiyonlu araçlarda uzun vadede zararları bulunmakta. Bu inkar edilemez bir gerçek. Bunu bilmemizde fayda var. Ama bizim amacımız zararların olduğunu biliyoruz zaten. Bunu minimuma, yani asgariye, en aza nasıl indirebiliriz? Bu zararlardan nasıl kurtulabiliriz? Esas üzerinde durmamız gereken nokta bu. Bu zararlardan kurtulmak çok kolay olmuyor. Tamamıyla istikrarlı olacaksınız. Yani istikrarlı olmak demek arkadaşlar, konunun üzerine tam olarak hakimiyetinizi sağlayıp sürekli konuyla ilgili yapabileceğiniz şeyin en iyisini ve düzenli olarak yapmaktan geçiyor. Yani şöyle arz edeyim. Arkadaşlar, araç bakımlarınızı normal bakım süresinde, işte çok nokta enjeksiyonlu bir araç, benim bulunduğum benim aracım V124E200 10.000 kilometre birdir. Yeni nesil araçlarda 20.000 kilometrede birdir. İşte tork konvertörlü yüksek derecede tork sağlayan araçlarda, turbo araçlarda. Bu aracımız çok nokta enjeksiyonlu, 16 valfli yeni nesil motor var üzerinde ama benzine göre uyarlanmış bir motor. Ama aynı zamanda LPG ile tam uyumlu bir motor. Patlatma yapmaz, patlama yapmaz. Yani egzoz manifold bölgesinde herhangi bir sıkıntı olmaz. Uyumludur. Zengin fakir ayrımı da yapmaz. Bu araçta demek ki LPG ile çalışırken, çalışmadan önce zaten benzin moduyla otomatik olarak çalışıyor. Bu düğme nedir? Bu düğme arkadaşlar yakıt seçici düğmedir. Önce benzinde çalışır araç, sonra LPG moduna geçer. Araç belli bir seviye sıcaklığa motoru eriştikten sonra LPG'nin uygun sıcaklık 40 derece civarlarında, ona geçtikten itibaren LPG'ye geçer ve LPG kendi yakıtını otomatik olarak seçiciden okeyler ve kullanmaya başlar. Tabi hareket ettiğiniz sürece araç daha fazla ısınacağı için sıhhatli bir şekilde bu olayı tekrarlar. Şimdi burada esas dikkat etmemiz gereken nokta, LPG'nin kuru bir yakıt olduğunu biliyoruz. Ve değerleri yüksek, kalorisi yüksek bir yakıt ama benzin yağlı bir yakıt, mazot yağlı bir yakıt. Bu yüzden motoru bu mazot ve benzin koruyor ama LPG kuru bir yakıt olduğu için, sıvı halde olduğu için gaz haline dönüşüyor ve arkadaşlar bu gaz halinde olduğu zaman kuru bir yakıt oluyor. Kullanılmaya başlandığı andan itibaren. Bu yüzden motorumuzu korumamız gerekiyor. Motorumuzu korumak için motor yağlarının 10.000 kilometrede bir değil, daha aşağı seviyelerde değiştirilmesi gerekiyor. Mesela ben en son yağımı 7500 kilometrede değiştirdim. Ha, bana maliyeti ne oldu? Çok fazla olmadı arkadaşlar. 200 liraya 6 litre yağ alıyor benim motorum. Bir de 2.0 litrelik bir motor hacmine sahip Mercedes E200 V124'üm. 94 model bu arada aracım. 6 litrelik yağ, hava filtresi ve yağ filtresi toplam işçilik dahil 220 küsür liraya mal oldu. Hava filtresini saymazsam veya iki yağ değişiminde bir yağ filtresi değişmiyor biliyorsunuz. Her iki yağ değişiminde bir yağ filtresini değiştirmeniz gerekiyor. 200 lirada bir
karar, orta yolu bulalım. 200 liraya patlıyor maliyeti. Önceden değiştirmekte fayda var. Çünkü motorun daha sağlıklı çalışması ve daha güzel, verimli kullanabilmeniz, uzun yıllar kullanabilmeniz açısından, ki zaten bunun motorları E200'ün son derece sorunsuz, sıkıntı yaratmayan, insanlara çok fazla maddi külfiyeti olmayan motorlardır. Ama bu tescillenmiştir. Bunun sıkıntı yaşamazsınız bu konuda. Motorlar 2.0 cc'lik, 136 beygirlik, 16 valflik, sıkıntısız, dönemine ve günümüz şartlarına uygun çok nokta enjeksiyonlu motorlardır. LPG ile tam uyumludur, sıkıntı yaratmazlar. Şanzımanları da öyle, ama tabii konumuz öncelikle motorla ilgili bakımların daha önce sürede yapılıp bitirilmesi, motorun daha uzun yıllar kullanımı açısından çok önemli. İkinci olarak ne yapmamız gerekiyor? İşte LPG'nin uzun vadede zararlarını önlemek açısından. Arkadaşlar, aldığınız LPG'yi sürekli aynı akaryakıt istasyonundan alın. Farklı istasyonlardan farklı LPG'ler almayın, kullanmayın. Bu çok önemli. Yani özellikle her zaman aldığınız yakıt istasyonundan LPG'nizi alın. Bunu özellikle takip edin ve uygulayın. Bu çok önemli. Bunun da ikinci faydası bu şekilde sağlanmış oluyor. LPG ile ilgili üniteler özellikle çok fazla, 20'nin üzerinde, ama tabii ki tankın değişim zamanı belli, 10 yıl, işte ne bileyim, LPG'nin ömrü belli. Zaten muayenelerde bunlar kontrol ediliyor. Siz de kontrol ediyorsunuz. Su hortumlarını sık sık kontrol edin. En azından 2-3 yılda bir komple kontrol edin ve değiştirin gerekiyorsa. Bundan imtina etmeyin. Ayrıca LPG filtrelerinin senede 10 bin kilometrede bir bakımı vardır. Aynı motor yağı gibi. Bunu değiştirin. Bazı LPG arkadaşlar markaları, işte şu anda isim vermeyeceğim. Yani birçok LPG markası var. En iyisinden en orta hallisine kadar. İki filtreli, bazıları tek filtrelidir. Küçük filtre de olabiliyor, büyük filtre de olabiliyor. Bunların değişimini yapmanız gerekiyor uzun vadede LPG'nin zararlarından kurtulmak için. Bu üçüncüsüydü. Buna da dikkat ediyorsunuz ve bu çok önemli bir konu. Bunu ihmal etmiyorsunuz. Her 10 bin kilometrede bir, hatta motor yağınızı dedim ya, zamandan önce değiştirin. Motorun istikrarlı olması, daha uzun süre kullanabilmeniz aslında. Yağ çok önemli çünkü. Motordaki bütün faaliyetler arkadaşlar, bu yağın devinimi, yağın içeride salınımıyla oluyor. O yüzden erken değiştirmesinde fayda var. LPG filtrelerinizi de yağ değişimleriyle sabitleyip daha erken değiştirebilirsiniz, veya değiştiremiyorsanız da 10.000 kilometrede bir bakımını yaptırın. Ve üçüncüsü, demiş olduğum gibi, biraz önce söylemiş oldum, akaryakıt istasyonlarından, aynı akaryakıt istasyonlarından yakıt almaya ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Sık sık akaryakıt istasyonu değiştirmiyorsunuz. Arkadaşlar, bu çok önemli. Bunun dışında LPG hortumlarını tekrar ediyorum. Zamanı dolmuş ise ve şüpheleniyorsanız, küçük delikler, sızıntılar, akıntılar varsa zaten belli olacaktır, belli edecektir kendini. Değiştirmenizde büyük fayda var. Bunlar aracınızın LPG'nin uzun vadeli zararlarından kurtulmak için yapacağınız şeylerden biridir. Artı, aracınızı sabah saatlerinde benzinde çalıştırdınız. Bu çok noktalı enjeksiyonlu bir araç. Tekrar ediyorum. Önce benzinle çalışır, daha sonra kendisi yakıt seçiciyle uygun sıcaklığa gelince LPG moduna geçer ve o şekilde gider. Bir miktar hareket etmeden evvel motordaki yağın en azından birkaç tur dönmesi veya devinimi veya salınımı için bir uygun süre beklemenizde fayda var. Bu da çok önemli bir madde. Bunu yerine getiriyorsunuz. Bir de tek nokta enjeksiyonlu karbüratörlü araçlarda direkt arkadaşlar benzinle çalıştırıyorsunuz. Bu otomatik olarak benzinle çalışıp daha sonra uygun sıcaklığa geçtikten sonra LPG moduna geçmiyor o araçlarda. Benzinle çalıştırın, biraz sabredin, bekleyin. Daha sonra LPG'ye alın. LPG'de fazla hız yapmayın önce. 40 derecenin üzerine çıksın sıcaklık, daha fazlalara çıksın.
Ne zaman ki işte motor soğutma suyu sıcaklığı yani 80-90 derece arasında ise ondan sonra biraz gaza basıp hız yapabilirsiniz. Aracı zorlayabilirsiniz. Bir sıkıntı, bir mahsur yaşamazsınız ve böylece patlama olaylarını da engellersiniz. Patlama olaylarını engellemenin en büyük nedenlerinden biri birden işte arkadaşlar benzinden bile çalıştırmadan hatta LPG ile direkt gidenler var sürekli. Ondan sonra aracın patlama yapıyor. Ekipmanların sağlam olması, düzenli olması, kullanışlı olması, güncel olması önemli. Ayrıca bu söylediğim maddeye de dikkat ettiğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız. Başka bu konuyla ilgili söyleyeceğim şeyler hemen hemen herhalde hepsini söyledim. İlgili söylemek istediğim her şeyi söyledim. Çok sürat, yüksek süratlere çıkacaksanız benzinle gidin arkadaşlar. LPG modundan çıkın. Motorunuz benzinin vermiş olduğu o güven duygusu ve yağlama hissiyle hareket etsin. Güzel salınım yapsın. 15 günde bir muhakkak benzin moduyla kullanın. Yarım günde olsa benzin modunu kullanın. Benzin kullanın. Benzin çok iyi gelecek araçlarınıza. Benzin işte bu motorla ilgili, ekipmanlarla ilgili bütün sıkıntıları giderecek tek şey benzin arkadaşlar. Bunu unutmayalım, unutturmayalım. Zaten bu videoları da bu yüzden yayınlıyoruz. Onun dışında arkadaşlar her 15 günde bir benzin modunu alıp yüksek süratlere çıkmayı deneyin. Uygun yol, hava, lastik, hız koşullarında bunu deneyin. Yani aracınızı mümkün mertebe zorlayın demek istiyorum. Araç bir kendine gelsin. Depar atmak gibi bir şey bu. Sporcular işte jogging'le başlar, yürüyüş yapar işte ne bileyim ısınma hareketleri yapar daha önce. Uykudan kalktığınız zaman birdenbire genleşebilir misiniz? Hayır. Affedersiniz hayvanlar bile kalkıyor bir genleşiyor işte şöyle bir kendine geliyor. Siz de öyle, araç da öyle. Yani birdenbire yani aracı çalıştırdım yüksek süratlere çıkın. Bunu yapan çok fazla insan var. Yanlış. Bunu yapmayın. Aracınızın motor sağlığı, kendi sağlığınız, cebinizin sağlığı aslında bunu yapmayın. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece LPG uzun vadede kesinlikle ve kesinlikle aracınıza zarar sağlamayacaktır. Hatta size maddi faydalar sağlayacaktır. Siz maddi yönden rahatladıkça da aracınız zaten arkadaşlar normal koşullarda uygun süratlerde uygun yakıtla gitmeye devam edecektir. Bu konular hakkında söyleyeceklerim bundan ibaret. Yani bugünkü konumuz esasında LPG'nin uzun vadeli zararları nedir ve bunları nasıl önleriz konusu idi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın diyorum arkadaşlar.